Dün yaşanan asansör faciasını da ekranlarınıza getirmiştik. Tekirdağ'da dünyaya gözlerini yeni açan 2 aylık Avzen bebek de korkunç bir ihmale kurban gitmişti. Tamir edilmeyen arızalı asansörün kapısı açıktı ve asansörün hareket etmesiyle bebek arabası tavan arasına sıkışmıştı. Peki nasıl oluyor da bu olabiliyor ve nasıl oluyor da bazı sorumsuzların ihmali yüzünden canımız yanıyor ve bu facialara artık dur demek için ne yapmalı? Arkadaşlarımız Yavuz Oymak ve Gökhan Şenadal'ı araştırdı. Kimi ihmal kurbanı, kimi de gözünü para bürümüş kurnazların. Tekirdağ'da o faciaların birinde hayatını kaybeden 2 aylık Avzen bebek de onlardan biriydi. Kapısı açık olan arızalı asansör yukarı doğru hareket etti ve bebek arabası tavana sıkıştı. Korkunç olayın ardından herkesi düşündüren soru aynıydı. Biz şu anda bir asansörün içindeyiz ve asansörün kapısı açık. Normal şartlarda asla bunun mümkün olmaması gerekiyor. Yani asansörün kapısı açıkken bizim böyle çıkamıyor olmamız lazım ama oluyor. Tabii kritik soru şu, şu anki görüntü nasıl gerçek oluyor? İşi uzmanına soracağız. Nasıl yukarıya çıkıyoruz kapı açıkken? Kapı açıkken asansörün kısa devre yaptırıp kumanda panosundan ya da kapıdan asansörü rahat bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Kapı açıkken asansör yukarıya bu şekilde çıkıyor. Bebek asansörün içinden çıktıktan sonra, aile çıktıktan sonra bebek arabasını çıkartmaya çalışırken kapı devresinin iç ve dış kapının köprülü, emniyet devrelerinin bütün devrelerin köprülü olduğu zaman kapı kendini kapalı algılayıp asansör hareket yönüne geçiyor. Bebek o sıra bebek arabasını çıkartırken kat ve kapının arasındaki duvarın arasında kalıp vefat ediyor. Mesela şu asansörün kapı devresi, iç ve dış kapının devreleri var. Burada bu parçayı, kabloyu, iki kabloyu birbirine devirdiğiniz zaman bu asansör kapısı devreye almış oluyor. Yukarıdan da panonun içinden de bu emniyet devrelerini iki kabloyu birbirine değdirdiğiniz zaman asansör gene kendini kapalı ya da stop devresi, emniyet devresi dediğimiz devrelerin tamamını karşılayabiliyorsunuz. Maliyet hesabı yapan vicdansızlar da etrafta kol geziyor. Niye köprüleme yapılıyor? Köprüleme çok cüzi, yani montaj sırasında ya da asansörün parçasında cüzi bir rakamdan dolayı. Basit. Ondan kaçmak için mi? Büyük ihtimalle. Kaç para bu? Yani 300-500 arası bir rakam tutar maksimum. Yani 500 aralık parça takılmadığı için bebek hayatını mı kaybetti? Büyük ihtimal.